Arkadaşlar selam. Bugün Muhammed abimizin GLS 63'ünü inceliyoruz. Abi hoş geldin. Şimdi öncelikli olarak zaten araban Instagram'da keşfette vesaire sürekli karşımıza çıkan bir araba. Bu Trabzonspor kaplaması nereden çıktı? Ya biz 2011'de de bir araba yaptırmıştık. Beşiktaş maçını seyrediyorduk. Son dakikada Trabzonspor'un golü gelince ondan sonra karar verdim ve gittim yaptırdım. Bu şekilde sürekli bu arabanın üstünde kalacak mı? Ya şampiyon olduktan sonra çıkaracağım. Şampiyon olduktan sonra çıkaracaksın. Peki milletin ilgisi oluyor mu arabaya karşı? Ya çok ilgisi var. Mesela şehirde gezemiyorsun rahat rahat. İnsanlar durduruyor, resim çekiliyorlar, işte paylaşıyorlar ve benim hoşuma gidiyor. Buradan beklentim de yok benim. Sadece Trabzonspor, futbol aşkımız bu. Şimdi Muhammed abi, bu arabadan zaten Türkiye'de bir eşi benzeri yok. Hani normal bir araba değil. Sen normal olmayan bir arabayı ülkemize getirdin. Artı bir de bu şekilde ben görmedim Trabzonspor'la bu şekilde kaplanmış detaylı bir araba. Ondan dolayı da sana ayrıyeten teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Şimdi abi adamlar, adamın örnek veriyorum. Hani küçümsemek gibi olmasın. Peugeot 206'sı vardır. Adam onu kaplamaya çekiniyordur, hani satarken sıkıntı olur vesaire diye. Sen Türkiye'de olmayan bir arabaya bu şekilde bir kaplama yaptın. Bu tamamen futbol aşkı, yani parayla bunlar ölçülemez. Yani Trabzonspor sevgisi bambaşka, evet, değil mi? Bambaşka bir şey. Peki şampiyon olduğumuz zaman, eğer Trabzonspor şampiyon olsa şunu yapacağım bunu yapacağım dediğin bir şey var mı? Yok, ben zaten istediğim, arzu ettiğim buydu, onu da yaptım zaten. Senin görüşün nedir peki, bu sene şampiyon muyuz? Kesin, artık yok. Şöyle bir arabayı bir incel. Arabaya şöyle bir incelemeye geçelim abi. Bir de arkadaşlar, bu arabada eksi olan ne? Bu arabanın paketi neydi Muhammed abi? GLS 63 AMG. Bu araba standart üretilen Mercedes jiplerden değil. Bu arabayı üreten mühendisin bile ismi kaputun üstünde yazıyor. Doğru mu? Onu da bir aynen gösterebilir miyiz kaputu açıp? Şöyle baktığımız zaman mühendis, işte bunu yapan mühendis bu. Kevin Black diye bir insan. Yani sadece arabadan bir tane mühendis yapıyor bir tane arabayı. Bu normal seri üretilen bir araba değil. Siparişe göre üretilen bir araba. V8 motor. Aynen. Şurada karbon detaylarımız var. Evet. Peki bu kasalarda çıkanlarda yine bu tamponları bu şekilde mi oluyor? Aslında değil. Bu Kevin Kurani diye işte Alman milli takımda oynayan topçudan aldı, satın aldı. Sen bu arabayı bir de Alman milli takım topçusundan aldın, evet, değil mi? Evet. Kevin Kurani diye bir adam. O bunları özel yaptırmış zaten. Kendine göre yaptırmış arabayı. Ben de ondan aldım arabayı. Şöyle arka taraflarına doğru bir geçelim. Jantlarımız, lastiklerimiz. Bu arada abi, sen ne kadar zamandır bu arabayla Türkiye'desin? 2 yıldır buradayım. 2 yıldır peki arabayla ilgili bir sorun yaşadın mı? Motorundan, mekaniğinden? Hiç. Yok, Hasso'ya da yaptırıyoruz servisini. Bütün teknik bakımlarını, sıkıntılarını vesaire hep burada şey yapıyoruz. Evet. Peki bir kaza falan olduğu zaman parçalarını falan burada... Hiç şansımız yok. Yani. Hiç tedarik etme şansımız yok, değil mi? Var aslında ama bayağı uzun sürüyor. İşte yurt dışından geliyor. Geçen öyle bir kamera problemi yaşadık. Yurt dışından 2 ayda geldi. 2 ayda sadece bir kamera geldi. Aynen. Lastik ebatlarımız 285, 40, 22. Orijinal, tamamen fabrika çıkışıdır hepsi. Arabanın bu arada 0-100'ü 4.4 saniye, evet, bildiğim kadarıyla. Bunları zaten ayrıca arabanın içinden de bir sürüş gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Onu da sizlere göstereceğiz. Şu şekilde arkasına doğru geçelim. Arkasında yine çok güzel bir kupa detayımız var. 75-76'dan başlıyor. 2010-2011'e kadar devam ediyor. Bir de burada Fenerbahçeli taraftarlar, bu kupa bizim diyor. Senin bu konudaki görüşün nedir? Bence biziz şampiyon. 2010-2011 yılında. 2010-2011 sezonunda şampiyon Trabzonspor. Kupamız onlarda emanet duruyor bence. Şampiyon biziz, sadece temsil olarak onlarda aynen duruyor. Yine o sene bu sene diye demişsin. Bunun bu anlamı? Bu sene de şampiyon olunca 2021 kupasını da burada yaptıracağım. İnşallah. İnşallah. Olacağız zaten. İnşallah. Olmama gibi şansımız yok. Aracın abi de gelirken ben dinledim. Güzel bir egzoz sistemi var. Şu egzoz sistemi de bir dinletebilir miyiz? Tabii, ne demek. Sound sistemi. Tamam. Abi gelelim. Gerçekten arkadaşlar güzel, hani patlatmasını da yapıyor. Acaba merak ettiğim
Bu egzozdan Türkiye'de ceza yazıyorum. Şimdi Muhammed abi, bu tarz egzoz olaylarına bizim trafik polislerimiz bayağı bir karşı. Bu egzozdan senin Türkiye'de ceza yeme ihtimalin var mı? Bir, ikincisi egzoz sistemi orijinal mi arabanın? Bir kere işte dikili de yazmışlardı. İtiraz ettik. O da geri geldi zaten. Hı-hı. Onlar da bilmeyerek yazmışlardı. Yazılan ceza haksız yere yazılan tabii, haksız cezadır. Tamamen ben burada yaptığım hiçbir şey yok. Hı-hı. Arabanın tamamen her şeyi orijinal olduğu gibidir. Onun için buradakiler biliyor zaten de bir şey söylemiyorlar. Zaten söyleseler de orijinal zaten. Arkadaşlar bir deneme turu atalım Muhammed abiyle birlikte. Arabanın içinde sizlerle beraberiz. Tamam. İşte şey yapalım. Şimdi arkadaşlar aracın içinden şöyle görüntü alacağız. Muhammed abi buradan kalkarken yine şöyle bir yapıştırabilir misin? Bizim koltuk tepkilerimize bak bir daha lan sen. Bu arada arkadaşlar ekranda arabanın güç bilgileri, işte Newton metre torku, kaç beygirde gitti, yağ sıcaklığı vesaire, bunların hepsi aracın gösterge panelinde gözüküyor. Şu anda mesela şerit takibimizi açtık, direksiyonu bıraktık, araba kendisi ilerliyor. Yapman gerekiyor ama çok fazla sürmüyor, 10-15 saniye sürüyor kendini. Mesela bak şimdi şu an kendi dönecek virajı. Kaç kilometreye kadar şerit takibi destekliyor? Ne kadar hızlı gidersen. Bu arabada görmüş olduğun üst hızlar nedir abi? Kaça kadar dayandı ibresi? Ben 296-300'e kadar bastım. 296-300'e kadar bastım. Yani uyarı veriyor. Böyle tutuyorsun, bırakıyorsun, kendi kendine kullanıyor zaten. Yani tamamen direksiyondan çıkıp çıkmadığını onaylıyor. Tabii her şeyi kendi ayarlı orada. Bak şimdi orada o tarafa geçiyor diye bak kendi kendine dönüyor. Hı hı. İçi de arkadaşlar aracın bu şekilde. Çizgiyle de alakası var. Çizgiler kirli olduğu için fazla şey alamıyor, sensörler alamıyor ama kendi kendine kullanıyor zaten. Erencim senin demek istediğin bir şey var mı? Aracın içinde standart modellere kıyasen karbon detayları oldukça fazla bulunuyor. Onun dışında kadranımız farklı, AMG yazılı kadranlarımız var. Onun dışında multimedyaya birazcık daha değinebiliriz. Aracın tüm teknik verilerini anlık olarak takip edebildiğiniz, ayrıca farklı menülerine de geçiş yapabildiğiniz bir multimedya sistemi bulunuyor. Hatta istersen Muhammed abi bize göstersin onları. Araç verileri. Bu ekrandan verileri, neleri sağlayabiliyorsun Muhammed abi? Neler yapabiliyorsun? Bütün arabanın zaten her şeyi orada yazıyor yani. Oradan kontrol edebiliyorsun. Arabada modlar var mı? Ne gibi spor modlar? Mod, tabii canım 4 çeşit. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşit kullanabiliyorsun arabayı. Egzoz sesi değişiyor mu peki mod kullanımda? Tabii SRT'yi attığın zaman egzoz değişiyor. Normal konfortta sürdüğün zaman da ötüyor. Fakat o tamamen motorun doğal sesi. S moduna, modunu attığın zaman tamamen tork yüksek olduğu için böyle ses. Şu anda mesela normal kullanımda egzoz sesi onları rahatsız etmeyecek seviyede çok güzel, çok inceden gidiyor ama dersen ki ben böyle kükreme sesi istiyorum, o zaman mod değişikliği yapıyorsun. Aynen, mod değiştiriyorsun. Mesela şu anda mesela sportta normal spor, böyle de konfora geçiyor araba. Şu an tamamen konforda. Tamam. Aracın arkadaşlar ağırlığı 2 ton 700 kilogram civarında ama hani bu ağırlığa nazaran gidiş arabanın gerçekten çok başarılı. Yine arabanın üzerine. Bir de bu Türkçesi menü abi. Şimdi araba Almanya'da alındı. Almanya'da üretildi. Almanya'da kullanıldı. Türkçe menü. Bütün arabalarda Türkçe var zaten. Türkçe var. Sen peki bunu aldığında bu var mıydı? Sen kendin mi eklettin bunu? Hayır hayır. Tamamen her şey orijinal. Şu arabada gördüğünüz hiçbir şey ben almadım. Hepsi tamamen fabrika çıkışı arabanın içinde. Ayrıyetten arabanın başka özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse, bu kadar hızlı bir arabanın bu kadar fazla konfor sağlaması oldukça güzel bir şey. Şu anda 7 kişilik bir aracın içerisindeyiz aslında. Alihan arkaya da gösterebilirse bize. Arkada da koltuklar yer alıyor. Cam tavanımız ve şu anda bulunduğumuz araç 2.7 ton. Buna rağmen 4.4 saniyede 0'dan 100 km'ye hemen ulaşabiliyor. Şu alt tarafa da arkadaşlar Muhammed abinin Instagram hesabını bırakıyorum. Araçla ilgili merak ettikleriniz varsa profilinde zaten detaylı videoları, resimleri vesaire mevcut. İlgili olmasın, Trabzonspor sevdası varsa olsun istiyorum ben. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Amacımız Trabzonspor sevgimizi, sevdamızı bir nebze olsun YouTube üzerinden size gösterebilmek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Muhammed abi sana da geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoya beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.